Merhaba arkadaşlar, ben Chipper. Başka bir Let's Play videosuyla daha karşınızdayız. Evet, Mafia 3'ün Türkçe altyazılı Let's Play'ini yapacağız arkadaşlar. Böyle yani, ben de gaza geldim şu anda. Arkada Jim Hendrix'ten All Along the Watchtower çalıyor. Bayağı severim kendisini. Evet, oyuna başlamadım. Sadece girdim baktım, hani bir anda oyuna başlıyormuş. Start New Game falan çıkmıyor direkt. Begin Game falan diyordu, öyle değil. Ben New Game diyorum şimdi, öyle başlamış olalım. Hard yapacağız arkadaşlar. En zorda oynayacağız. Aim assist falan da hiçbir şey de olmayacak. Böyle oynayacağız. Biraz şeyden konuşayım isterseniz. Böyle bodoslamasına giriyorum. Çünkü hemen o arada böyle yakalamam gerekiyordu videoyu arkadaşlar. Hani tam böyle işte müzik girdiği anda falan. City with traditional southern values. I underestimated how far he was going to go. What he was willing to do. Visit the historic French Ward and enjoy local cuisine at one of our five-star restaurants. Killing them wasn't enough. Lincoln Clay was using them to send a message. Or spend the afternoon in the bayou and take in its natural splendor. Sal Marcano had no idea what he was going to unleash. New Bordeaux. Safe. Family-oriented farm. Make it your next vacation destination. This city survived the War of 1812, the Civil War, and God knows how many hurricanes. But when Lincoln Clay went after the mob, he inflicted more damage than all the wars and hurricanes combined. Vay be, Lincoln'a bak sen. Ne giriş yaptılar be, aman Allah'ım. Oo, bakalım Mafya 1'in şeyine gelebilecek mi? Heyecanlıyım. Lincoln's mother abandoned him in 1947, a couple of years after he was born. His mother, I heard she was Dominican. I always figured his father was white, maybe even Italian. Not that it mattered. Back then, if you looked black, you black. Same as today, I suppose. He stayed at the orphanage until 1958. Well, when did you meet Lincoln Clay? 1966. I was running black ops out of Laos on behalf of the CIA. He was loaned out to me via joint CIA-DOD task force. He's a quiet boy. Good boy. Two Purple Hearts, a Bronze Star, and the Distinguished Service Cross. He served his country with honor and distinction. After the city closed the orphanage, he fell in with Sammy Robinson. Sammy ran the black mob over in Delray Hollow. I can't say I approve. But often colored boys didn't have a lot of options back then. Boys like Lincoln, ones who've been abandoned, they're always looking for a home. Always looking for a place to belong. I think he thought he'd find it in the army. Thing is, once that's lost, never get it back again. When he returned from the war, Lincoln ended back up over at Sammy's. Now Sammy owed the Italian mob a whole lot of money, and he needed Lincoln's help. It's a damn shame what happened. It breaks my heart. Ne olmuş ki lan? Hadi bakalım, İtalyan mafyasına falan karışmışız da bu Sammy'ye yiyip, hadi bakalım. Timsaha bak. Still say this is the craziest goddamn thing I ever heard. Using real money to rob the feds. Well, hell man, not like this is our cash. This all came from Skeletta. Besides, peanuts compared to what we're gonna haul out of there. Is everything we need to burn? Yeah, that's it. I grab the keys to the truck, then we can get the fuck out of here. Şimdi anahtarları al diyor. Şimdi anahtarları almadan önce bir
şeye girmem lazım. Şunu bir full screen yapmam lazım arkadaşlar. Şu anda çünkü bende full screen değil. Hemen şuradan... Brightness diyor. Bilmem ne diyor. Screen border ne lan? Biraz daha olacak. Dur şimdi. Full screen off. Niye off? Niye full screen off? Heh şöyle be. Her şeyimiz yüksekte. Bakalım FPS'imiz kaç? 30 FPS'te locklanmış gözüküyorum lan. Bir de bir saniye. Evet. Evet alacağız anahtarları karşıma. Az dur. Az dur. Niye 30 FPS'te gözüküyor böyle? Aa. Evet herhalde oyunda 30 FPS lock'u var arkadaşlar. Şöyle şunu da ayarlayayım. Evet. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Anahtarları alacağız. Tamam tamam. Ha, gidiyoruz. Gidiyoruz almaya. Oba. Ne yaptık lan? V'ye bastık. Adamı aldık. Evet. Adamı buraya bağlamışız. Gayet. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Neyse şunlar şu olaylar bir bitsin ondan sonra bir şey konuşuruz. Nasıl çıkacağız la buradan? Oğlum. Lincoln buradan mı çıkacağız? Bakalım buradan mı çıkacağız? Hadi bakalım niye 30 FPS'deyim ya? Galiba bir konsol şeyi yapmışlar. Şu an yani bir şey oldum arkadaşlar. Hani siz de benimle bunu yaşıyorsunuz şu anda ilk defa. 30 FPS lockluyum. İlginç. Take it easy heading to town. We don't need the cops crawling up our asses. Tamam, şeye gideriz. Acaba yine şey var mı? Fazla hızlı gittiğimiz zaman acaba şey oluyor mu? Polis geliyor mu? Geliyor herhalde. Burada bak turuncu ve kırmızı şey var, çizgi var. Always a good idea to dangle someone out there. Use them to get everybody's attention, and you just slip away. So answer me this. What's the craziest thing you saw over there? You don't want to know. Hell, man, I'm a taxpayer. I got the right to know how my money's being spent. Oh, Georgie Marcano pays taxes. Damn right I do. That's how they got Al Capone, and I ain't going to prison for no fucking tax bill. Huh. Well, you going to answer the question or what? Yeah. We're on the coast of Quang Nai, evacuating the civvies for Charlie overran everything. Durayım mı lan? Anyway, we getting him onto a medical ship. And this woman walks up. She got a baby in one hand and a leash to a pig in the other. She starts up the ramp, and the MP stops her and tells her, "You can only bring one thing on board." So she tosses the baby into the water. MP goes ape, tells someone dive in after the kid, starts screaming at the woman, wants to know what the fuck she's thinking. You know what she says to him? She says I can always have another baby. Vay anasını hikayeye bak be. Christ. Ya işte öyle. Onlarla savaştılar yeah, oğlum orada. Ya adam öyle ağır hikaye anlatır sana. Not like you think. Conditions over there, man. Jesus Christ. One day you're raising cattle, tending your rice. Next day everything bombed flat. You put people up against the wall, they will do anything yani, to survive. Ne işi var Amerika'nın Vietnam'da şimdi dışarıda şey yapıyorlar. Evet, evet arkadaşlar arabamızı sürerken biraz şeyden konuşalım. Şimdi Türkçe altyazılı yapıyoruz zaten fark etmişsiniz şu anda buraları izliyorsanız Türkçe altyazılı olduğunu yani. Şöyle bir olay var yalnız böyle yani saçma sapan yerleri çevirmeyeceğim arkadaşlar. Mesela ne bileyim işte adam hello my name is Kamil falan diyorsa hani oraları yine çeviririm hani önemli bir olaysa veya işte bir şey dönüyorsa falan da. Mesela ne bileyim hani bir görevde böyle durursunuz da hani işte şu kapıyı aç durmadan işte öyle bir şey der ya işte şu kapıyı aç mesela başta öyle diyordu ya. Anahtarları bilmem nereden alabilirsin hani ben orada beklesem 50 kere aynı şey diyecek. Öyle durumlarda falan hani bir daha mesela çevirdiğim şeyi bir daha koymaya falan ne bileyim gerek olduğunu düşünmüyorum hani öyle şey yapmam herhalde. Onun harici yani ne varsa çevireceğim arkadaşlar. Çevireceğiz böyle Türkçe alt yazılı. Bir Mafia 3 oyunu.
oynamış olacaksın demek ki. Şu ana kadar müzikler çok güzel. Böyle yani müzikler zaten hani adamlar yapmamış yani müzikleri yapanlar efsane sanatçılar yapıyor müzikleri. Konusu falan girişi biraz girişi güzel de tabii girişinin zaten iğrenç olmasını bekleyemezsiniz. Girişi güzel de ama bakalım. Bakalım ne olacak. Bakalım konusu nasıl olacak, ne olacak. Şu an bir etrafa alışmaya falan çalışıyorum lan. Biraz FPS sorunu yarattı bende ya. Galiba konsollara şey yapmak için 30 FPS'i kitlemişler. Şu an 30 FPS yani arkadaşlar. Şimdi bu ilk videoyu ben 60 FPS'lik çekiyorum. Biraz garip bir video olacak ama 30 FPS'i 60 FPS çekiyoruz. Ondan sonra artık veya kilidi açarlar mı bilmiyorum ama bir şekilde çaresine bakacağız. Back it up to the loading dock. Some of these fellas might get a little rough with the language and... Well, ain't like I never been called nigger before. Nah, I know, but I'm just saying, if I go along with it, ain't nothing personal. The only thing I care about is getting our hands on that money. Yani arabadan çıkıyoruz. When I say something about being hot, that's when we make our move. All right. Tamam. İyi hadi bakalım. Direkt bodoslama girdik oyuna ama. Now here we go. Aç lan kapıyı. Put your IDs up to the glass. We're part of the Boeing crew. What the fuck's this shit heel doing here? Affirmative action. You know how it is. Old country is spinning around a goddamn toilet. Ay şerefsizlere bak. Ne olmuş lan? Hmm. Kıçı bokluya bak. Sen nesin lan? Sen nesin? Sen de o kadar şey beyazıysa kırmızı rengin var. Karaciğerim mi sorun? Yavşağa bak. You'll be carrying them to the burning room. How much y'all bring in? $238,546. Small bills mostly. I'll have Miss Gale call up to your office when we're done. She'll confirm the delivery. Appreciate it. Pull your head out and grab that money. Şimdi galiba şöyle bir olay var. Şimdi bu adam Giorgi ya bunun ismi. Bu adam büyük ihtimal İtalyan mafyasından. Biz de Semih ile kanki olmuştuk ya Vietnam Savaşı'ndan sonra. Gittik herhalde. Bunda böyle bunlara para mara şeyi var. O yüzden bu işi yapıyoruz şu anda. Federal bankayı mı soracağız? Ne yapacağız anasını satayım? Direkt oyuna girer girmez şey mi yapıyoruz yani böyle hayvan gibi iş mi yapıyoruz? Neyse bakalım. Evet yani biraz şu 30 FPS canım sıktı arkadaşlar. Biraz kafam ona takıldı şu anda. Böyle bodoslama girdik zaten. Laps diye yani 30 FPS şey oldu. You packing anything? Still in training. Good. One less goddamn thing for me to worry about. You can pick it up on the way out. İyi bakalım. Burning room's down in the cellar. This way. İyi. İnelim aşağı. I've seen y'all around these parts before. Y'all's over in Georgia for a while. He just got out the service. And my cousin's been trying to get on here for over a year now. Was in the Navy for two tours. Got medals falling out of his ass. Government tells him thanks, but no thanks. That's a crock of shit if I ever heard one. Sad day when a God-fearing white man can't get a job. Ain't your nigga who staggers in his hide on a spot. Vay 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 vay. İşte arkadaşlar böyle gerçek bunlar yani. Hani gerçekten de bu kadar ırkçılık varmış ki o kadar uzun bir zaman değil. 1970'ler yani bu. Hani öyle şey zamanlar değil. Hani 1910'lar mı onlar değil. O zamanlar zaten partileri falan yasaklıyorlardı. Hani siyasi partileri de. Bu Demokrat Amerika. Neyse şimdi girmeyelim. Fuck you. Christ, look at that. Didn't know y'all held that much gold. That Washington's been shuffling around on account of the war. It's here, then it gets sent to Dallas, then it comes back. It doesn't make a lick of goddamn sense. Here we are. Ya daha yani hikaye hakkında pek evet, yani bir şey diyemiyoruz. Hadi bakalım girdik bir yola ama tam ırkçılık görüyoruz bir sürü yerde. Yanımızda İtalyan mafyasından adam var. Hangi masaya buraya mı koyalım? Geç kardeşim. Lincoln mıydık lan biz? Kimdik? Lincoln'dık. Hangi tuşla eyle mi koyuyoruz?
Never done this detail before. Figured it'd be bigger. I guess the job done. Only time there's a problem is when the flue clogs up. Fuck, that's some heat right there. Used to use coal for it, but a year or so back we switched over to oil. Maintains a more consistent flame. Here's some guy coming around the house trying to switch me over to oil. We need to move. Danny and Ellis should be coming up any time now. Give me a second. Niçin atamıyoruz? Biraz canilik deneyecektim ama olmuyor arkadaşlar. Benim gibi pis canilere düşmüşler. X'e basıp şey yapıyormuşuz. Şimdi cover alma var mı acaba? Duvara karşı yok herhalde. Heh, varmış. The man, his name's John, starts laying into me, saying the lease gives them the right to a 30-day notice. That's how we supposed to find a new place in two. Lol. Ne oldu lan? Tamam. Page down quick swap'muş. Böyle böyle yapabiliyoruz. 1, 2, 3, 4 yapabiliyor muyuz lan? Yapabiliyoruz. Oo, Tommy Gun aldık. Tommy Gun. Thompson çıktı. Adamdan Thompson çıkardık. Aa. Oh, I hope this combination Skeletor got us is legit. Well, I'll be damned. All right, go for it, Godzilla. Holy fucking shit! Ha, siktir lan cidden. It's beautiful. All right, I'm gonna take care of this room. You see what you can get from outside. Once these boys punch you with that drill, we're gonna start throwing this down. System. All right, we're gonna hold off the guards until Danny's done drilling. Hey, we're gonna blow this off. Vay anasını lan, nereye deliyorlar öyle? Oba. Hadi bakayım, şut atmazsa Allah. Gelin lan, gelin lan. Silah şeyi var. O silah fena hissettirmiyor. Lan lan lan, göremiyoruz. Aa, mermimiz bitmiş zaten. Ne yapacağız şimdi böyle mermisiz mermisiz? Adamda mermi var mı? Lan lan lan, kaç kaç kaç. Saçma sapan bir şekilde kaldık lan, mermimiz yok. Şimdi burada bir genç var herhalde. Fırla lan Lincoln. Fırla 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 fırla. Şuradan bir yerden silah bulur. Neredesin lan? Burada bir yerde. He, bak CTRL'e basınca oluyor. Baba geldiler mi? Vallahi silah güzel gibi şey yapıyor ya. Ben istemiyorum eğmesiz meğmesiz. Bunu nasıl alıyorum ben? Ya Thompson'ı bırakacağım ya. Thompson'ı bırakacağız. Maalesef. Pump shotgun çıktı ve... Cidden tekmeleri. Valla silah gayet zevkli. Arkadaşlar silah kullanımı güzel. Ba orada M249 mu var orada? Give me that damn thing. Ya ver ya, ver bize. Allah Allah. Beceriksiz.
Evet. İşte bu be. İşte bu. Tabancamı da versen bana. Heh şöyle. Oh be. Can kutumuz da var galiba burada. Oo güzel arkadaşlar. Oyun güzel. Güzel yani ateş etme falandır böyle gameplay oynanış falan gayet zevkli. Böyle ateş ederken falan gayet güzel yani. Hissediyorsunuz. Neredesin lan? Chris, way worse than this over and now. Little smoke don't be shit. Stay close to the vault. Watch for the drill. I'll deal with these Vietnam'a gitmiş adam var lan. Pistolle indirin lan. Görebilsem. Sammy had men all over the place. One of them worked at a cleaners and stole the uniforms Georgie Marcano and Lincoln Clay wore on the day of the robbery. Another one was a janitor at the Federal Reserve and he provided a rough layout. The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly and none of it would have been possible without the involvement of Sammy Robinson, Lincoln Clay, and the rest of the black mob. İyi, iyi. Biz olmasak olmazmış. İyi. Yani bayağı iyi iş yapmışız. You just come from Vietnam? That's right. I was a Marine in the Pacific. You take it from me. Just because you're home? Doesn't mean you're back. You understand? People around here, they don't get it. Never will. Keep your ass out of trouble. Ulan tam da M249'u almıştık. Tarayacaktık ne güzel ya. Niye oraları oynatmadılar? I'm late. Got caught up crossing the bridge. Don't worry about it. Ya köprü trafiği tabi. I'm looking for my stepbrother. Gel bir de İstanbul'a kardeş. Used to get ticked off if you were even a minute late. Kiss my ass. There he is. Bu kim şimdi acaba? How was the trip? Being how this is the first time in 4 years and somebody telling me where to go, what to do, or how to do it, it was fucking great. What's new with the old man? Man, don't even get me started on Pops. He used to pull his head out of his ass. Same as ever then. Brother, you have no fucking idea. Damn, Ellis. She's looking good. Just like I left her. Man, even I know not to fuck around with your cop. All right, come on. I'm ready to go home. Hadi bakalım. Tablo harita açabiliyormuşuz. Sonra oradan da yerimizi seçiyormuşuz. Gideceğimiz yeri. Burası mı ev? Herhalde burası. Bir tek burası var. Seçtim burayı. Hadi tablo tava basın. Bir daha geri gidelim. Oo, arabaya bak be. Ever since we got your telegram about coming home, he's been climbing the walls. What if the plane crashes? What if the train's delayed? What if they call him back? And he goes stand in front of the kitchen window and sip his whiskey like he was expecting you come strolling up the sidewalk. Evet, araba kullanışı GTA'ya göre biraz ilginç yani. Dur bunu adam konuşuyor, konuşamıyor şimdi lafını bölmeyeyim adamın da yani. Mesela sağa sola çevirdiğiniz zaman kamerada kendi kendine dönüyor. Yani GTA'da sadece araba dönerdi ya. Mesela bunda bakın böyle biraz şey var. Hani kontrollere alışması biraz yani alıştım bile şimdiden. O kadar öyle olay değil de. Bu arada şeyi sevdim. Yukarıda böyle ayna var ya. Arkadaşlar diyor ki şüpheli hareketler yaparsanız diyor polis diyor peşinize düşer diyor. Bir daha da bırakmaz diyor peşinize. Uğraşır durursunuz diyor sonra. They call and ask me if I want some. I say sure. Free money as far as I'm concerned. Anyhow, a month back, Marty drops me a line and says they're moving into Harrow and that they're looking for a partner down around these parts. Can't imagine Sammy was too keen on that.
I never told him about the weed. That ain't nothing to nobody. But this, I gotta talk to him about. I ain't said more than three words, and he's yelling about the feds. How we don't need J. Edgar up our asses, and what the fuck am I thinking? Selling dope with kids running around the neighborhood. We ain't selling no dope to no children. Like they got any money to begin with. Fucking around aside, that was pretty serious shit. Knew a couple guys over in Nam who were running it. Wound up pissing off the wrong person. Got their throats cut. Shit, man, I know what's wrong. It's why I'm talking to Georgie about it. There's no way Sal's gonna go along with that. Georgie says he'd keep his own man for five now. We'll steer clear of the high-low in Frisco, just selling the French wall. George's Uncle Lou won't say shit as long as we give him a taste of the action. I don't know, man. George's a cool cat and all, but heroin ain't the kiddie pool. Come in on it with us. I bet he'd agree to a three-way split. I don't know. I kind of need to lay low a bit, figure some things out. Yeah. All right. Oğlum adam daha yeni dönmüş anasını satayım Vietnam'dan. Savaştan şeyden. Tutmuş şey yapıyorlar ya. Şimdi bu arada polis varken geçmeyeyim değil mi? Polis var bak şu önümde. Şuradaki polis. Şu ayna çok güzel ya, arkamı falan görüyorum. Yani böyle yapsam da görüyorum. Maybe double date it. Who the hell I ever tell you I accidentally saw her without a shirt once? That woman has the droopiest, nastiest tits I've ever seen. They were like two sacks of potatoes with nothing in them. Yeah, like that was a fucking accident. Hey man, fuck you. I was damn lucky to walk away from that one. Anyway, you'll go with Regine. Regine? Leave me once you see her, you're gonna wanna... Hey man, be careful. Ah siktir ya. Aha başımıza bela aldı. Oba adam ateş ediyor lan bizdeki Elis. Oba. Lan gir içeri. Oba. İyi bas git lan. Bas git çipir. Anyway, leave me once you see her, you're gonna wanna dig right in. Matter of fact. She got half the guys in the hollow sniffing around, asking her out. Turns them all down. She's only got eyes for you, Lincoln Clay. Ya tamam hadi. Bütün kızlar bize hasta. Süper adamız burada. Semih ile konuşacağız. Nerede Semih? Nereden gireceğiz? Buradan girmem gerekmiyor mu? E'ye basmam gerekiyor. Boy, I send you to bring Lincoln Clay home. Not the big nigga who ate him. Well, shit, old man. I finally went somewhere they knew how to cook. Vay. Laughter. Welcome home, son. How are you? I'll be better once I get some of that shine in me. I always did love corn whiskey. I would like to make a toast. Adam da boğma içiyorlar be. My father used to say that the real worth of a man came from the mark he left on the world. When Lincoln first told me he was joining the military, I was against it. Too dangerous, I say. Let those people fight their own war, I say. But then I realized Lincoln needed to go out and make his mark. And that's precisely what he did. I'm so, so proud of you. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Tabii ki o ne demek biliyorum arkadaşlar, onu da çevireceğim. Biliyorum da şimdi burada söylemiyorum, orada çeviririm, orada anlarsın. Nice seeing you, Lincoln. Oh, I kept you in my prayers. I really appreciate that, Father. Now who wants to get shit-faced? Woo! It's hard to explain what it's like coming home from war. Elation, fear, guilt. Imagine being trapped in a dark room and there's no way out. And every fear, every nightmare you ever had is in that room with you. And there's no escape from any of it. And then
One day, a door opens, and you're free to go. Just like that. The thing is, you made your peace with your terror and your fear of death. And now part of you is afraid to leave it behind. But what choice do you have? Every soldier has to walk through that door, one way or another. Man, whiskey's going hoy in the morning. Hell, man, just sleep it off. The room's the same as you left it. I'm gonna take the basement. The basement? Why the fuck you wanna crash down there? I'll see you in the morning. Man, that wall must have really fucked you up. Vay anasından. Adamın psikoloji değişmiş be. İşte yatar. Herhalde oyunu save'lemeyi öğretiyor şu anda bize. Burası ne burası böyle? Semih'in bu nereye böyle bu? Neredeyiz biz böyle? Kilise mi? Bunların şeyi mi lan bunlar? Hani böyle blues müziği de oradan doğuyor ya bunlar böyle. Kendi kendine hey ho falan yapıyorlar öyle öyle doğuyor ya. Öyle bir şeydeyiz herhalde. Şu ana kadar arkadaşlar, bu ne lan? Playboy mu? Oba, Playboy dergisi bulduk lan. Asidir, gerçek Playboy'a benziyor lan. Hani bayağı güzel yapmışlar. Ya da gerçeğini mi koymuşlar acaba o? Of, şey olduğunu düşünse de bu senenin mesela Playboy'unu koyduklarını. Margaz tablosu var. Bu kasayı niye açamıyoruz? Evet, yani arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Grafikler falan gayet güzel. Gayet güzel. Böyle cutscene'leri izlerken bu işte bu aradaki o bir şeyler çıkıyor videolar bile. Onları izlerken hani gibi gerçek gibi sanki o zenci dayı konuşurken hani sanki gerçek bir dayı var karşımda. O konuşuyor gibi geliyor bana. Bakalım şurada loot var mı? Witcher'dan bakalım burada loot arıyorum. Enes Furkan izliyorsan yaz aşağı. Yaz aşağı Enes Furkan. Bak loot yok etrafta Enes Furkan. Evet, kendisi eski bir izleyicimdir arkadaşlar. Ve de izler beni. We barely have two nickels to rub together. Now we paying for all that food. Jesus Christ. Watch that mouth of yours. We wouldn't be in this mess if you would have listened to me. What mess? Not something you need to worry about, Lincoln. I got it under control. Under control? God damn it, you need to worry. I'm not warning you again. Have it your way, old man. Let him be. He needs to cool off. You mind telling me what's got him so riled up? We've been having problems with the Haitians. But like I say, I got it under control. Well, truck's all loaded up. I figure we got enough out there for... Should I come back? In honor of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can... hand out to some of our needier family. Well, I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, and give you a chance to see the neighborhood. This thing with the Haitians, how serious is it? Ah, you know Ellis. Someone looks at him the wrong way, he's on them like a wet dog. Like I said, I can come back. Nonsense. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. Besides, be good for the two of you to spend some time together. Mm. Go on. Those people waiting on their food. İyi olur da bu kim şimdi ya Allah Allah. Oh, I saw Lincoln a couple times once he was first back. Oha o. He told me he wanted to leave town, head out to California. Now he had a friend in the service who could get him a job working at the Mare Island shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. But then he found out about trouble Sammy was having with those Haitians. So he decided to stay and help. Those Haitians, they are bad news. No talking Lincoln out of it. Whatever else he might have become, Lincoln was always loyal.
şey gibiyiz, böyle bir film izliyor gibiyiz şu anda. Hani 2002'ye falan geçiyor arada. O adamla röportajda işte geriye dönüyoruz falan. Well, the most likely. Three-month apprenticeship to start, then the union lets you in. You tell Sammy and Ellis? Not yet. I'm gonna wait a few days. Didn't want to spring it on them since I just got back. Well, they won't like to hear it, but they'll come around. You need to do what's best for you. Go ahead and start serving those folks. I'll be back. Hayda. Nerede, neyi vereceğiz bunlara? Hangi yemeği vereceğiz? Ha, buradan mı direkt veriyor muyuz böyle? Give Sammy my best, Lincoln. Yes, sir. Oh, fasulye, kuru fasulyeye benziyor be. Şimdi olsa ne yerdik değil mi arkadaşlar böyle? Warm meal, warm heart. Full shot. Tıklama mı gerekiyor lan vermek için? Thanks. Evet, şu ana kadar inanılmaz eğleniyorum. Özellikle şurada yani o taramalı yerde falandık böyle. Ne güzel, şimdi geldik burada yemek veriyoruz millete. Ama tabii o zamanı anlatacaklar ya. Evet, hikayesi de Allah güzele benziyor arkadaşlar. Güzele benziyor. Daha bir şey görmedik de bakalım güzele benziyor. It's a fucking shit show. Ya değil mi? I'll see what I can do about that. Hiçbir şey yapamazsın koçum. Hey there, Lincoln. How are you, Regine? Aha, bizim Regine geldi. Nice to see you around the hollow again. Nice to see you. Oo, kıza bak be. Well, they'll be over at my aunt's place with the rest. Paçalara bak. You should stop by. Maybe I'll do that. Lincoln, we got trouble. Run, Regine. Ne? Ha? Oba, ne oluyor lan? Lan bırak kepçeyi mepçeyi. Of. Kapılık bey. İç razı. Silah mı yok mu? Left alt nereden? Ulan mouse tuşuna basamıyor muyum direkt? Oha! Baba ne oluyor lan? Ne onlar? Diş mi onlar? François Papadoc Duvalier was elected president of Haiti in 1957. By 1959 he had created a secret police called Tonton Macoute and people started to flee. Most of them settled in the southern United States. Now mixed in with the good, hard-working people were hardened criminals. They formed the backbone of what became the Haitian gang. Now, Lincoln found out they set up in the swamps and were led by a man named Baca. You and Father James done already? Acaba Papadoc'u kim başa geçirdi o zamanlarda? It's time you level with me. Tell me what's really going on. Yes. I suppose it is. Anlat bakayım o zaman. Six, 7 months ago, folks in the hollow started getting robbed. Money, jewelry, things of that nature. Didn't take long for us to figure out it was the Haitians. Then those bâtards on velour started going after the lottery. How much money are we talking about? How much? Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Haven't kicked up to him in 3 months. Jesus Christ. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Let me worry about Sal. He and I go way back. But this thing with the Haitians, it's time for it to end. You and Ellis need to handle it. How are we gonna find them? Back in the 20s, folks used to pull salt out of the bayou. They even built themselves a little shanty town. When the depression hit, they abandoned it. That's the only place this could have come from. We're gonna need guns and ammo. Call this number. But do it away from here. No sense tipping anybody off. Or we could sweep the hollow,
track down and kill every last one of those cocksuckers, then we wouldn't have to worry about it. The last thing folks in this neighborhood need to see is colored people killing each other. Do this quiet. Away from here. Once we eliminate whoever's running the show, the rest of them will go down on their own. Trust me. All right, soldier boy. I'll follow your lead. Be careful here. Yeah? Those Haitians are a hard people. Do not ever underestimate them. Celui qui sait diverser seul suscite l'hostilité. Ya ne diyorsun kardeşim ya? Bu adam herhalde Fransız sömürgelerinden falan, Tunus'tan, Cezayir'den falan mı gelmiş? Allah Allah. İngilizce konuşuyorlardı, şimdi de Fransızca, Fransızca. Evet arkadaşlar, demin oyun crash verdi. Vallahi anlamadım ben de neden crash verdi ama oyun crash verdi yani. Bir anda o ekran karardı, sonra oyundan düştü. Şimdi nereden devam edeceğimi de bilmiyorum. Sonra zaten zamana baktım, 40 dakika falan dolmuş. İlk bölümünü burada bitirelim. Dedim ben de kendi kendime. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiniz beğendiğim butonuna, beğenmezsiniz beğenmediğim butonuna basabilirsiniz. Ama neden basıyorsunuz ki? Aşk olsun arkadaşlar, kalbimi kırarsınız. Teşekkür ederim yeniden izlediğiniz için. Arkadaşlar abone olsanız çok büyük destek olmuş olursunuz. Ben Cheaper. Kendinize iyi bakın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Oh.